Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kızıl Deniz'de Husilerin İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde kurulacağı açıklanan uluslararası deniz gücü koalisyonuna katılımlarla ilgili belirsizlik devam ediyor. İspanya misyona katılmayacağını bildirirken İtalya ve Almanya'da nihai karar verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı kurulan uluslararası deniz gücü koalisyonuna katılan ülke sayısının 20'yi aştığını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Refah Muhafızı Operasyonu, adlı uluslararası deniz gücü koalisyonu ile ilgili 19 Aralık'taki ilk yazılı açıklamasında, bu misyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer alacağını duyurmuştu. 21 Aralık'taki açıklamasında ise Austin, Yunanistan ve Avustralya'nın da katılımıyla operasyondaki ülke sayısının 20'ye çıktığını ve en az 8 ülkenin adının açıklanmasını istemediğini belirtmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin refah muhafızı operasyonuna, Atalanta Korsanlıkla Mücadele Misyonu, kapsamında katkıda bulunmayı kabul ettiğini bildirmişti. Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kızıldeniz ve çevresinde seyri-sefer özgürlüğünü güvence altına alma çabalarının desteklendiği, halihazırda buna yönelik faaliyetlerin yapıldığı belirtilmişti. Bir yandan Bakanlık, gemilerin Fransız komutası altında kalacağını vurgularken bölgeye ilave deniz gücü konuşlandırıp konuşlandırmayacağına dair bilgi vermedi. İspanya ise misyonda yer almayacağını açıklarken sadece NATO liderliğindeki görevlere veya AB koordinasyonundaki operasyonlara katılacağını bildirdi. İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kızıldeniz'deki misyona tek taraflı dahil olunmayacağı vurgulandı. İtalya Savunma Bakanlığı, İtalyan donanmasında görev yapan FREMM sınıfı Virginio Fasan fırkateynini misyon kapsamında Kızıldeniz'de konuşlandırma kararı alındığını açıkladıktan kısa süre sonra bunun refah muhafızı operasyonunun bir parçası olmadığını duyurdu. Muhalefet partileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği misyona dahil olunabilmesi için önce Parlamento'dan onay alınması gerektiğini vurguluyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christine Wagner, misyona ülkenin katılıp katılmayacağının incelendiğini belirterek, Kızıldeniz'deki saldırıların nasıl önlenebileceği konusunda Avrupalı ve Amerika Birleşik Devletleri'li ortaklarla görüşmeler yapıldığını ifade etti. Alman hükümet sözcüsü Stefan Hebestreit ise ordunun, herhangi bir askeri misyonda yer alması için parlamentonun onayına ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.